Merhabalar değerli arkadaşlar. Merhabalar arkadaşlar. 23 yıl tayini nedir İlknur Hocam? Yani nedir bu? Biz de geçebiliyor muyuz? Yani biz de geçebiliyoruz şu anda ama siz geçebiliyor musunuz bilmiyorum arkadaşlar. Güzel bir cevap. Şimdi arkadaşlar biz geçebiliyoruz. Çünkü biz kadrolu öğretmenleriz. Kadrolu öğretmenlerin bu 23 ile tayinleri her zaman yapılabiliyor. Yani 3 yılı, 1 yılı, herhangi bir yılı doldurma şartı yok. Ama mesela sözleşmeli öğretmenler aynı şeyi yapabiliyorlar mı? Hayır. Sözleşmeli öğretmenler maalesef ki sözleşmeleri bitmeden 23 ile geçme hakları bulunmuyor arkadaşlar. Yani illaki o 3 yılı doldurmak gerekiyor. Peki bu nasıl bir şey hocam? Bu iller dışında görev yapanlar, yani 23 ilin dışındaki kalan bütün illerde görev yapanlar 3 yılı tamamlamadan kadroda öğretmenseler eğer bu illere geçme hakları var. Tabii ki zorunlu hizmet durumları varsa, yani mesela zorunlu hizmetinizi yapmadınız ama Bursa'ya atanmıştınız. 3 yılınızı doldurduktan sonra 3 artı 1 yıl beklenmeden, yani 3. yılın hemen akabinde iller arası tayinde bu zorunlu hizmet olan, yani bu 23 il, yani kalkınmada öncelikli il olan bu illeri tayin etme hakkınız var. Tayin olma hakkınız var. Hani bazı arkadaşlarımız soruyorlar diye, hocam işte ben birim birine Bursa'ya atandım. Ne zaman geçebilirim bu 23 ili? 3. yılınız dolduktan sonra arkadaşlar. 4. yılı beklemenize gerek olmuyor bir illerde. Yani aslında bir de şöyle bir avantajı da var. Yani hani istediğin ile gitme gibi bir şansın daha fazla oluyor gibi oluyor. Yani hani mesela bunların içerisinde daha güzel, daha akla yatan iller de oluyor. Hani büyük mesela şehirler var. Hani sevilen iller var. İstenen iller var bunların arasında da. Biraz sonra tek tek sayacağız bu illeri. Evet. Mesela benim ilim Muş da var burada. Evet. Veya bizim işte Muş'a yakın olan Bitlis, işte başka Bingöl var. Hı-hı. Yine aynı şekilde. İşte Van var mesela, çok hani sevilen, bizim Muş'a da yakındı. Malatya'yı da ben çok sevildiğini duydum, yani hani Malatya'yı çok seviyorlar. Malatya çok güzeldi mesela. Elazığ güzel yerler. Yani çok her yer güzel. Hı-hı. Ama çok tercih edilen anlamında söylüyorum. Bunlar da yine 23 ilin içerisinde arkadaşlar. Sözleşmeyi tamamlayıp kadroya geçtikten sonra oluyor dediğim gibi tekrar bu hani tayin. Ve il dışının dışında bile alındığını gördüm arkadaşlar ben bunu. Yani 2018 yılıydı herhalde. Bakanlık il müdürlüklerine, il müdürlükleri de okullara yazı yolladı. 23 ile geçmek isteyenler varsa dilekçeyle başvuru yapsınlar diye. Yani arkadaşlar hani ara ara böyle alımlar bile oluyor yani bu 23 ile. O yüzden hani sözleşmeniz bittikten sonra şu an, ama tabii ki ilerleyen süreçte belli olmaz. Bakarsınız ilerleyen süreçte sözleşme bitmeden de bu hak verilir. Ama evet, şu anda böyle bir şey olabilir belki. Ama şu anda böyle bir hak maalesef yok arkadaşlar. Hı-hı. Peki bu tayinler ne zaman gerçekleşiyor? 23 ile olan veya hani bunun dışındakiler, il dışı tayinlerin içerisinde gerçekleşiyor arkadaşlar. Dolayısıyla sonuç olarak 3 yıllık sözleşmeniz bittikten sonra, kadroya geçtikten sonra hemen 23 ile tayin hakkınız oluşuyor. Ama diğer illeri tayin olmak isterseniz 3 artı 1 yılı beklemeniz gerekiyor. Yani 4 yıl sonra diğer illere tayin olma hakkınız oluyor. Olay peki, budur yani. Bu illeri tayin istedikten sonra o ilde yine 3 yıl çalışma şartımız var değil mi? Tabii. Yani tayin olduktan sonra 3 yıl çalışmamız gerekiyor orada. Tabii, o oluyor. Şimdi arkadaşlar, ama mesela diğer illerdeyseniz, mesela ben şu anda hani Bursa'dayken mesela 1 yılım doldu. Şu anda ben istersem 23 ile tayin hakkım var. Mesela 3 yıl doldurmadan. Evet arkadaşlar, hangi iller peki bu 23 il? Teker teker saymak istiyorum size. Daha sonra da videoyu bitirmiş olacağız. Adıyaman, Ağrı, Batman. Mesela Batman da çok büyük bir il. Ya daha yeni bizim bir akrabamız oraya tayin oldu. Buradan da selamlar. Ardahan, Bingöl, Bitlis. Bingöl, Bitlis mesela Muş'a yakın iller. Ve hani öyle sıkıntılı yerler sayılmaz. Diyarbakır çok büyük bir yer mesela. Elazığ çok güzel bir yer. Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Hakkari, Iğdır, Kars, Kilis, Malatya, Mardin, Muş. Muş benim ilim biliyorsunuz yani. 3 yıl görev yapmıştım. Muş'ta arkadaşlara selamlar. Siirt, Şırnak, Şanlıurfa, Tunceli, Van. Biliyorsunuz yani ben hani Van, Malatya, Elazığ, Erzurum, Batman, işte özellikle mesela çok tercih edilen yerler, çok hani sevilen yerler oluyor. Yani ben Malatya'ya gezmeye diye gitmiştim, çok beğenmiştim. Yani tabii, o şey yapısı falan çok hoşuma gitmişti beni. Oradan akan dere falan vardı böyle. Evet. Yani böyle şadırvan falan vardı. Oradaki ortam beni çok etkilemişti, çok da hoşuma gitmişti. Yani buralar arkadaşlar tabii ki hani öğretmen ihtiyacı yüksek olan yerler bu 23 yıl. O yüzden hani buralı olan arkadaşlar veya
İşte gitmek görmek isteyen arkadaşlar bile olabilir. Hani buralara tayin isteyebilirler. Hani ben de zamanında dediğim gibi Muş'ta 3 sene çalıştım. Zamanında dediğimde bundan 3-4 sene önce, çok olmadı yani. Bu şekilde arkadaşlar. Senin eklemek istediğin ne var İknur? Yani güzel yerler bence gidilebilir diye düşünüyorum. Ya benim mesela bir arkadaşım vardı. Hani 3 sene bir yerde çalışıyordu. 3 sene başka bir ilde çalışıyordu. Böyle böyle ilerliyordu mesela. Birkaç tane soru sordu arkadaşlarımız bunlarla alakalı. Birincisi, hocam neye göre bakılıyor? Yani tamam, mesela ben atıyorum Malatya'ya gitmek istiyorum ama hani bana göre niye diğer arkadaş alsınlar veya niye beni alsınlar? Arkadaşlar, norm durumuna bakılıyor. Yani mesela matematikte ihtiyaç var mı? İknur hocanız istese mesela orayı, evet, ona bakılıyor. Tabii ki aralarında hizmet puanına bakılır vesaire vesaire, yani klasik şeyler. Sözleşmeliler de bu tayine dahil mi? Hayır, değiller. Zaten videonun başında bahsettik arkadaşlar. Sözleşmeniz bitip kadroya geçtikten sonra tayin isteyebiliyorsunuz. Evet. Kimler başvurabilir peki buna? Yine kadrolu öğretmenler. Kadrolu öğretmenlerimizin hepsi başvurabilir. Yani siz de sözleşmeli öğretmenseniz eğer, sözleşmeniz bitip kadroya geçtiğiniz anda bu 23 yıl tayinine başvurma hakkınız var arkadaşlar. 23 yıl olayı da bu şekilde. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar bizleri takip ettiğiniz için. Görüşmek üzere. Bay bay. Görüşmek üzere.